Gençler iyi akşamlar. Divan Lügat-ı Türk, İslamiyet'in etkisiyle yazılan ikinci eser, geçiş döneminin ikinci eseri. Hiç mi ilk olma özelliği yok? Tabii ki var. İlk ansiklopedik sözlüğümüzdür bu. Türk dillerinin sözlüğü anlamına gelen bir şey. Ansiklopedik sözlük ne demek? Bunu birazdan anlatacağım size. Şimdi Divan Lügat-ı Türk'ü Kaşgarlı Mahmut yazıyor ama bu Kaşgarlı Mahmut bunu bir Türk hükümdarına değil, Abbasi halifesi Ebu Kasım Abdullah'a sunuluyor. Neden sunuyor peki? Neden bir Abbasi halifesine sunuyor? Çünkü amaç Arapları Türkçe öğretmek ve Türkçenin üstün bir dil olduğunu göstermek. Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılıyor. Yani Kudaklı Birlik'ten 2-3 sene sonra 1072-1074 yılları arasında yazılıyor. Tabii Karahanlı döneminin son yani eski Türkçenin son dönemi Karahanlılar döneminde yazıldığı için Hakaniye yani Karahanlı Türkçesi ile yazılmış. Karahanlı Türkçesinin özelliklerini görüyoruz. Bunun dışında Türkçenin ilk sözlüğüdür ve ilk dil bilgisi kitabıdır. Neden ilk dil bilgisi kitabı diyoruz? Sadece sözcüklerin anlamını vermekle kalmıyor. Aynı zamanda bunlarla ilgili örnekler de veriyor. Sözcüklerin yapısına, cümlelerin yapısına değiniyor. Arap alfabesi kullanılmış. Neden Arap alfabesi kullanılmış? Çünkü amaç zaten Araplara Türkçe öğretmek. İslamiyet'in etkisi iyice hissedilmeye başlanmış. Bakın isminden bile anlaşılıyor. Kutadgubilik neydi? Öz Türkçe bir sözcük ama Divan-ı Lügat-ı Türk arada bakın ne kadar çok Arapça, Farsça ya Arapça sözcük var. Divan-ı Lügat-ı Türk öyle bir tamlama. Etkiyi çok derin hissetmeye başlıyoruz. Türkçe Arapça bir sözcüktür. Ya sözcüktür. Yani Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı veriliyor. Sadece Karahanlı Türkçesinin özellikleri yok. Aynı zamanda Türkmen, Oğuz, Şiir gibi çeşitli Türk boylarının dilleri de anlatılmış. Eserde halk diline ait kelimeler var. Atasözleri, şiir ve destana örnekler bulunur. Şimdi ansiklopedik sözlük olmasının sebebi, asıl sebebi Kaşgarlı Mahmut'un bu eseri yazmak için bütün Orta Asya'yı dolaşması ve oradaki Türk boylarının yaşam biçimleri, geleneklerini, göreneklerini, dil özelliklerini, folklorik özelliklerini yansıtması, ele alması. Hatta arkadaşlar Orta Asya haritası var. Orta Asya'da Türk dünyası haritası bile var. Şu gördüğümüz harita Divan-ı Lügat-ı Türk'ten alınan bir harita. Buradaki haritanın anlamı şu, şu işaretli yazılan yerler de bazı Türk boyları yaşıyor. Bundan dolayı ansiklopedik sözlük olarak kabul ediliyor. Ansiklopedik sözlük olmasının bir diğer sebebi de İslamiyet'ten önceki nazım şekillerinin bu eserde bulunması. Yani şu an elimizde bulunan Sav, Sagu, Koşuk, Destan örnekleri Divan-ı Lügat-ı Türk'ten alınıyor. Eğer Kaşgarlı Mahmut dolaşmasaydı, bunlara yer vermeseydi elimizde hiçbiri olmayabilirdi. Eser 8 bölümden oluşuyor. 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiş ve bunların kullanıldığı örnek cümleler ve şiirler de yer alıyor. Gördüğünüz gibi ansiklopedik sözlük demek bütün bunları içinde barındırmak demek. Bu bir sözlük değil mi? Sözlüklerin ne zaman şiir olduğunu gördük? Hiçbir zaman. Sözlükler düz yazı olur. Bu da düz yazıdır. Dönemin diğer üç ürünü şiir şeklindeyken bu düz yazı. Evet içinde dörtlüklere yer veriliyor doğru ama bu dörtlükler sadece örnek metinler. Bu durumda didaktiktir. Bize bir şeyleri öğrettiği için didaktiktir. Dörtlükler hece ölçüsüyle yazılıyor. Genelde yedili ve sekizli hece ölçüsü. Tabii ki geçiş dönemi eseri olduğundan içinde beyitler de olacak ve bu beyitler aruz ölçüsüyle yazılmış oluyor. Yani geçiş dönemi eserlerinde beyit ve dörtlük iç içe yer alabiliyor. Tek bir yazma nüshası var. Bu da Diyarbakırlı Ali Emir Efendi tarafından 1917 yılında bir sahaftan olarak bilim dünyasına kazandırılmış. Eserin bu tek nüshası şu an İstanbul'da Millet Kütüphanesi'nde. Bu nüsha arkadaşlar 1266'daki el yazma kopyalanmış nüsha. Eskiden fotokopi makinesi ya da matbaa yoktu. İnsanlar bir şeyi çoğaltacaklarsa el yazısıyla çoğaltıyorlardı. Bu da onlardan biri neredeyse 800 yıl öncenin. Kaşgarlı Mahmut bunlar tabii ki temsili resimler. Türk tarihinin ilk dil bilimcisidir. İlk dil bilgisi kitabı Divan Lügat-ı Türk ise ilk dil bilimci tabii ki Kaşgarlı Mahmut olur. Karahanlı döneminde yaşamış ama hakkında çok fazla bilgi yok. Karahanların Kaşgar şehrinde 1025'te
dünyaya gelmiş ve ondan sonra bütün Orta Asya'yı dolaşarak yine 1090 yılında Kaşgar'da vefat etmiş. Türkçenin farklı lehçelerini çok iyi biliyor. Bunun dışında Arapçayı da çok iyi biliyor. Türkçenin gelişmesinde ve Türk dil birliğinin sağlanmasında önemli katkılarda bulunuyor. Kaşgarlı Mahmut'la ilgili de bunları söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.